Merhaba çok değerli futbol severler. Bugün sağdan maçın hikayesi videosunu Alibeyköy Stadı'ndan çekeceğiz. 3. lig 2. grup 11. hafta maçında Alibeyköy Spor Osmaniye Spor FK'yı konuk edecek. Maçın başlamasına yaklaşık 10 dakika var. Alibeyköy Spor'da son haftalarda yaşanan kötü sonuçların ardından 5 tane kadro dışı futbolcu olduğunu belirtelim. 7 puanla son sırada yer alıyor Alibeyköy Spor. Osmaniye Spor da kötü giden takımlardan bir tanesi. Geçen hafta sahalarında Kemer Spor, Kemer 2003'ü mağlup ederek moral depoladılar. Onların da 11 puanı var. Yani aralarında 4 puan var iki takımın. Bugün güzel bir hava var İstanbul'da. Umarız iyi de bir maç olur. Maçtan videolarla devam edeceğiz. YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum yapabilirsiniz. Videoyu da beğenirsiniz, beğenme butonuna basabilirsiniz. Değerli izleyiciler, Alibeyköy'de maç başladı. 6. dakikadayız. 0-0 eşitlik sürüyor. Şöyle kısaca ben size hemen hızlıca kadroları okuyayım. Alibeyköy Spor'da biliyorsunuz 5 tane kadro dışı var. Bunlar kimler diye soracak olursak forvet oyuncuları Cengiz, Hasan Nalbant, Eren Toksoy, kaleci Erhan Kırcı, sol bek Emre Güney Aras ve sağ bek ve sağ açıkta oynayabilen Yağızhan Biber kadro dışı bırakıldı. Bugün kalede Hamdi Yılmaz var. Ufuk Arslan, Veysel Gökçen, Muammer Erdoğdu, Mert Somay, Metehan Mimaroğlu, Hasan Üstübücü, Suat Mede, Safa Çağlar, Şahin Ali Terzi ve Mustafa Cevret ilk 11 ile sahada Alibeyköy Spor. Yedeklerde ise Ali İbrahim Acar, Taşkın Gökçe, Selim Gödebil, Bünyamin Balat, Salih Tunar, Kerim Deler ve Mücahit Çakır var. Konuk ekip İbrahim Uzuncan'ın çalıştırdığı Osmaniye Spor FK'ya bakarsak da kalede Hasan Kaya var, Hüseyin Rüzgar, Sergen İkinci, Ferhat Duman, Ergun Cengiz, İlyas Ekiz, Serkan Küçük, Alper Yener, Emrah Özyavuz, Eser Akbaş, Onur Kızıltaş ilk 11 ile sahada. Bu arada görüntü arada bir kayıyor, ben de fark ediyorum ama kağıt esame listesinden okuduğum için kusuruma bakmayın. Yedeklerde Batuhan Ünsal, Engin Güngör, Burhan Baran, Gökhan Göz, İsmail Türk Aslan, Samet Göker ve Mehmet Tolunay Gül var sahada konuk ekipte. Maçı Alibeyköy Spor hızlı başladı diyebiliriz. Maçın hemen 1. dakikasında Mert Somay ceza sahasının sağ tarafında düşürüldü. Yani tam benim önümde oldu pozisyon. Yani açıkçası penaltı gibi geldi bana ama hakem biraz da uzak gibiydi. Devam ettirdi oyunu. Şu anda tabii Alibeyköy Spor'un kazanmaya ihtiyacı var. Uzun zamandır galibiyeti hasret. Taraftar da bugün inanıyor. Desteğini verdi. Maçtan önce futbolcuları tek tek çağırarak onlara moral de verdi. Tabii Osmaniye Spor da buraya elbette en azından bir puan almak için geldi. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Şöyle Osmaniye Spor tribünlerini de göstereyim. Arka bölü kalenin tam arkasında. Şöyle tribünleri de bir almış olalım yavaş yavaş. Güzel bir havada oynanıyor maç. Umarız iyi bir maç olur. Giriyorum demedim ama girdim yani. Alibeyköy Spor şimdi korner kullanacak. Dakika 16 oldu. Metehan Mimaroğlu korneri kullandı. Hasan, kaleci Hasan Kaya, Gökhan Kaya aldı topu. Tabii sonrasında bir gol çaldı hakem. Dakika 26 oldu. Alibeyköy Spor bir korner kullanacak. 0-0 eşitlik sürüyor. Metehan Mimaroğlu sol kanattan şimdi korneri kullanıyor. Korner kullanıldı. Ceza sahası kalabalık. Muammer Erdoğdu yükseldi vuramadı. Defans uzaklaştırdı. Alibeyköy'deyiz. Alibeyköy Spor 0. Osmaniye Spor FK 0. Dakikada 27 oldu. Alibeyköy'de dakika 45 artı oldu. Osmaniye Spor sağ kanattan bir korner kullanacak. Uzatma dakikaları oynanıyor. İlk devrede 0-0 eşitlik sürüyor. Şimdi ceza sahasında bir itiş kakış oldu galiba. Birisi
yere düştü. Evet. Muhtemelen kornerden sonra da ilk devre bitecektir. Korner atışı kullanılıyor. Orta geldi. Muammer kafayla uzaklaştırdı. Metan Mimaroğlu aldı. Şimdi Mustafa'ya doğru attı. Mustafa Cevdet sol kanattan geliyor. Defans sıkıştırdı. Top taca çıktı. Ve ilk devre sona erdi. Ali Beyköy'de Ali Beyköy Spor 0, Osmaniye Spor FK 0 ilk devre sonucu. Evet, Ali Beyköy'de ilk devre sona erdi. Şimdi Osmaniye Spor FK taraftarlarının arasındayız. Buradaki arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Evet, tanışalım öncelikle. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Kiminle görüşüyorduk? Ben Yedacak taraftarlar dediğine, Basit Sözcü Murat Köle. Osmaniye'den takımımızı desteklemek istiyorum. Size burada hiç puan almak. Çok teşekkür ediyorum. Burada güzel bir şekilde ağırladım. Cevdet abi, yine denk geldi. Sizi tanıyalım. Ben Bayram, Osmaniye Spor tribün lideriyim. Buraya geldik, Ali Beyköy'e geldik. İşte 3 puan almak için geldik. Buradan bizi karşılayan Adalet Taraftarlar Derneği'ne teşekkür ederiz. Burada bizi hoş geldiniz dediler. İlgilendiler, sağ olsun. Kazanan dostluk olsun, başka bir şey olmasın. Peki şimdi maça dönersek, bu arada güzel şeyler bunlar da. Bizim burada genelde, ben de Ali Beyköy'de yaşıyorum bu arada. Ali Beyköy'de burada taraftarları gelen, dışarıdan özellikle şehir dışından gelenleri iyi misafir ederler zaten. Bir sıkıntı yaşanmadı. Kolay kolay yaşanmaz. Maça dönecek olursak ilk devre 0-0 sona erdi. Ortada gidiyor gibiyiz. Bir durum var. İki takım da biz daha sıkıntılı olacağız. Ali Beyköy. İki takımın da puana ihtiyacı olduğu bir mücadelede Ali Beyköy biraz sıkıntılı süreç atlatıyor. Biz de Osmaniye Spor olarak yani beklentinin altında lige başladığımız için biz onlardan daha çok sıkıntılı bir durumda düşüyoruz en sonki süreçte. En son aldığımız galibiyeti perçinlemek adına buradan en kötü beraberlik ya da 3 puan alıp gitmek istiyoruz. Ali Beyköy'e de bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyoruz. Bizim için diğer takımlara göre Ali Beyköy'ün ayrı bir yerinin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizleri güzel bir şekilde ağırladılar. İşte Osmaniye'nin adamıyız. Biz bize nasıl müdahale ve hoşgörüyle davranan arkadaşlara aynı güzellikte Ahmet, iki katı. Ahmet teşekkür ederim. Biz Osmaniye'mize gelen misafirleri ağırlamak onu duyacağım. Şimdi ben arkadaşlara söylüyorum. Teşekkür ediyoruz. Kazanan bunun dostluk olsun. Ali Beyköy'ün de ihtiyacı var puana. Bizim de ihtiyacımız var. Ama biz buraya 1000 kilometre kalkıp geldik. Biz 3 puan istiyoruz. Saygılar. Evet, arkadaşlar. Sen neler söyleyeceksin son olarak? Maçla ilgili. Maçla ilgili kitabım da ortalama top oynuyor. Yani güzel burada çirkin bir takım yok. Kitabım da futbol oynamaya çalışıyorum. Kitabım da puana ihtiyacı var. İnşallah kazanan biz oluruz diyelim ama temelimiz, aklımızda hayırlısı. Ali Beyköy'e de başarılar dileriz. Teşekkür ederiz ayrıca. Bizlere teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle başkanlığını da başladık. Ben yeğenimi seyretemiyorum. Eyvallah. Alper Yener. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Sizlere sağ olun. İyi günler. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi de ev sahibi ekip taraftarlarının arasındayız. Tayfun Bekdemir ile beraberiz. Tribünden önemli isimlerden biri. Tayfun ilk devre 0-0 sona erdi. Yine bu maçı değerlendirirsen neler söylersin? Maçı değerlendirmeye de olsam bir kere başladı. 0-0 eşitlik süre şimdi Osmaniye Spor bir
Servis vuruş kazandı. Sol kanattan ceza sahası kalabalık. Orta geldi. Ön tarafta Ufuk karşıladı. Uzaklaştırdı. Şimdi Ali Beyköy Spor çıkmaya çalışıyor. Safa kafayla indirdi. Metehan Veysel'e döndü. Veysel Muammer'e döndü. Muammer Veysel'e. Safa şimdi Muammer. Bu arada Muammer uzun zamandır sakatlık, daha doğrusu ameliyat olmuştu sakatlığın ardından. İlk defa bugün forma giyiyor. Uzun zamandır, uzun zaman sonra ligin 3. haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam bir ameliyat olmuştu. Bugün ilk maçı olmasına rağmen yaklaşık 6 hafta 7 hafta sonrasında ilk maçını oynamasına rağmen bugün gayet iyi gözüküyor 50 dakika itibariyle. Ali Beyköyspor sol kanattan hücum ediyor. Şahin Ali Terzi çıkmadan yakaladı. Orta yapmaya çalışacak. Sol kanata girdi. Ortayı yaptı. Kaleci Gökhan. Dakikalar 50 oldu. Ali Beyköy stadındayız. Ali Beyköyspor 0, Osmaniyespor FK 0. Şimdi Osmaniyespor sol kanattan gelmeye çalışıyor. Suat Mede araya girdi ve taç. Osmaniyespor Ergun Cengiz'in golüyle 1-0 öne geçti. 52. dakikada şimdi bir serbest vuruş kullandı. Top kornere çıktı. 52. dakikada geldi Osmaniyespor'un golü. Çaprazdan bir aşırtma vuruşu oldu. Ve top direkt kaleye gitti. Gol oldu. Osmaniyespor deplasmanda 1-0 önde şimdi. Dakika 65 oldu. Şimdi sol kanattan bir korner kullanacak konuk ekip Osmaniyespor. Ceza sahası kalabalık, orta geldi. Hamdi çıktı, tek yumrukla uzaklaştırdı. Faul. Ali Beyköy'de dakika 74. Ali Beyköyspor 68. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golüyle beraberliği yakaladı. Ergun Cengiz atmıştı. 1-0 öne geçmişti. 52'de 68'de Ali Beyköyspor beraberliği yakaladı. Şimdi sol kanattan tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Turuncu Maviller ceza sahası deyim yerinde. Ana baba günü. Taraftar coştu golden sonra. Orta geldi. Arka direğe doğru Muammer vuramadı. Araya defans girdi. Hakem faul çaldı. Dakika 75 oldu. Ali Beyköyspor 1. Osmaniyespor FK 1. Ali Beyköy'de dakika 90 oldu. 1-1 eşitlik sürüyor şimdi. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak Osmaniyespor. Orta geldi. Defans karşıladı. Ya bu da faul o zaman. Adalet orada bizde. Bu arada 5 dakika uzatma gösterdi 4. hakem. Çok fazla sakatlık oldu Osmaniyesporlu birçok oyuncu. Sakatlık yaşadı ya da işte zaman geçirmek için diyelim. Tabi deplasman takımları genel anlamda skor üstünlüğü ya da beraberlik olduğunda bu tür hareketler yapıyorlar. Şimdi Osmaniyespor yine tehlikeli bir sağ kanattan. Evet, korner oldu. Alper köşeye kadar indi. Ergun Cengiz ile paslaşarak bütünü çekti. Defansla Hamdi araya girdi. Şimdi Gökhan Göz sonradan oraya girmişti. Korneri kullanacak. 90+2 oldu. Ali Beyköy'de 1-1 eşitlik sürüyor. Osmaniyesporlu Hamdi aldı topu. Evet, Osmaniyesporlu futbolcular tabii riske girmemek için çok fazla sayıda oyuncuyla gelmediler korner için. Evet. Foul itirazları oldu ama oyun devam ediyor şu an için. Osmaniyespor yine sağ kanattan gelmeye çalışıyor. Alper geliyor. Hasan Üstümücü'yü geçti. Alper ceza sahasına da girdi. Alper ortayı yaptı. Yakınamadılar. Çok net bir pozisyondu. Uzatma dakikaları. Evet, bir oyuncu değişikliği şimdi. Evet, bir sağdan maçın hikayesi programını daha bitirdik. Ali Beyköyspor sahasında Osmaniyespor FK'yı konuk etti ve ikinci devrede atılan gollerle maç 1-1 berabere bitti. Osmaniyespor FK 52. dakikada Ergun Cengiz'in golüyle 1-0 öne geçti. 68. dakikada Ali Beyköyspor'un golcü futbolcusu Metehan Mimaroğlu eşitliği sağladı. Maçta
yani gelgitler oldu diyebiliriz. İki takım da galibiyete yaklaşacak pozisyonları buldular. Ali Bekirspor özellikle son dakikada taraftarın da baskısıyla yüklendi. Fakat galibiyet golünü bulamadı. Osmanlıspor da kontrataklarla özellikle sağ kanattan sık sık geldiler. Alper'le pozisyonlara girdiler. Ergun'la yine girdiler. Fakat onlar da ikinci golü bulamadılar. Müsabaka 0-0 eşit, 1-1 eşitlikle sona erdi. Ali Bekirspor puanını 8'e yükseltirken Osmanlıspor FK'da 12 puana yükselmiş oldu. Bugünlük sağdan maçın hikayesi videosunu da bitirmiş olduk. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Videoyu beğenirsiniz, beğen butonuna basmaktan çekinmeyin. Bir başka sağdan maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.